Peki neden Perinçek? Üretim devrimini başaracak lider. Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak lider. Zorlukların üstesinden gelecek lider. Silivri zindanlarını yıkan lider. Bölücü açılımı bitiren lider. Soykırım yalanını çöpe atan lider. 15 Temmuz'da ilk öne atılan lider. FETÖ ile 40 yıldır savaşan tek lider uluslararası itibarı olan lider, Atatürk'ün bütün eserlerini yayınlayan lider, vatansever bir gençlik yetiştiren lider. Peki bu kadar mı? Bakın daha önemli bir meseleyi şuradaki arkadaşlardan birinde gördüm. Hangisinde gördüm, hangisinde gördüm. Şimdi tek tek saymayayım ya da okuyalım içinden çıktığında konuşalım. Kendisini kanıtlamış bir liderdir diyor Emine Seyhan, Bahçeli Evler Kadın Kooperatifi Başkanı. Milliyetçi bir insan, ülkemiz ve insanlarımız için hayırlı olacak her şeyi imza atacağına inanıyorum demiş. Aydın Çitil Bursa Dokumacılar Odası Başkanı, Bursa Çataltepe Sanayi Sitesi mağdurları olarak hep yanımızda olduğu adaylığını destekliyor. İmza çağrısını e, gruplarımıza paylaştık. E, ee, Necati Balcıoğlu, Tahtakale Vakıf Han Esnafı bunlara da biliyorsunuz 2-3 katı kira bindirmişlerdi. Vatan Partisi sahip çıktı o olaya da. Hep işçi, çiftçi, esnaf ve memurun yanında hem imza vereceğim hem de çevremde kim varsa onları da götürüp imza verdireceğim demiş. Tayfun Demir, GMİS Teşkilat Sekreteri işçilerin her zaman yanında, Genel Maden İşçileri Sendikası Teşkilat Sekreteri, İşçilerin her zaman yanında oldu Sayın Pençe'yi seviyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyoruz. Adaylığı için imza vereceğiz. Ama şimdi aklımda kalan şu. Bütün bu Silivri zindanlarını yıkan lider, bölücü açılımı bitiren lider, soykırım, soykırım yalanını çöpe atan lider, 15 Temmuz'da ilk öne atılan lider tamam. Eyvallah. Ama bir dostumuz şöyle diyordu. Herhalde bir haberde geçen bir bölümde. Diyordu ki karakterli. Ha bu önemli, karakterli. Ne demek karakterli? Karakterli demek şu demek. Adamın, bir kişinin, bir kadının, bir erkeğin, bir gencin, bir yaşlının durmuş, oturmuş, çerçevesi belli, özellikleri olur. Dersiniz ki, şu işi bu adam asla yapmaz. Ya da dersiniz ki, ya bu işi yapsa yapsa bu adam yapar. Peki bu nasıl belli olur? Mesela arkadaşlar şu masanın bir karakterinden bahsedebilir miyiz? Bu masa kalleş midir? Dost canlısı mıdır? Arkadan vurur mu? Mert midir? E diyemeyiz. Niye? Çünkü masa statiktir, durağandır. Durağan şeylerin karakteri olmaz. İş içinde, eylem içinde, fiil içinde olanların karakteri olur. O zaman yaptığı işe bakıyorsunuz, Ha, karakter buradan çıkıyor. Diyorsunuz ki bu işi yapsa yapsa Doğu Perinçek yapar. Başkası yapamaz. Ya da bir şey dediler. Hayır dersiniz. Doğu Perinçek öyle bir şeye asla girmez kardeşim. Niye? E adamın yaptığı işlere bak derler. İştir. İnsanın aynası iştir. Lafına bakılmaz. O yüzden de e kuzenim ve ben imzamızı verdik. Fotoğrafınızı göndermemişsiniz. O yüzden de bu imzalar yapılan işe, o yapılan işin ortaya çıkarttığı karaktere verilecektir. İş bu kadar. İş böyle basit.